Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir. Bir dakika, bir dakika. Yine bu işin yeni mi? Şimdi ya diyor ki, evet yeni yeni. Şeytanlık mı var, başka bir şey mi var? Yanında çalıştığın adam bile başka bir şey söylüyor. Onları sevindirdim tabii. Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum. Benim maaşım neden konuşuluyor anlamış değilim. Milli takım antrenörü olarak saygı gösterilmesinden yanayım. Lucescu'ya gitsin dediler, bana yalvardılar. Yalvararak gelmedim. Bir dakika, var mı daha? Yani ben yalvarmadım geldim. Bir saniye, düşünüyorum. Maaşa gelelim mi? Şimdi gelelim. Deminki konuyu somutlaştıralım. Bütün bunların dışında. Benim maaşım tamam. Birinci sayfaya gelelim. Şimdi ben de Şenol Hoca'ya ilişkimi söyleyeyim de hani ne seviyede. Ben şimdi böyle saç ektirmeye gittim şu arkalara yanlara. Dedim ki doktor ki nasıl istiyorsun? Dedim ki bana lütfen bir Şenol Güneş saçı yap dedim. Tabii tabii. Dünya Kupası'na gidince böyle Şıncal Uluç abiye oradan laf çakacağım dedim. Bak Şenol Güneş saçı hiç değiştirmedi. Evet. Şimdi ben bu kadar seviyorum adamı değil mi? Siz de biliyorsunuz yani. Evet. Eskiden evler de yakındı falan. Görüşüyorduk falan da. Mesela böyle ülkemizde mesela futbol dışı olaylar oluyor. İşte, gezi olayları falan. Hoca beni arıyor diyor. Ben bu konuda bile konuşmak istiyorum. Bu kadar samimiydik. Şimdi maaş meselesine gelelim hocam. Louis van Gaal ne kadar maaş alıyor? 500 bin euroymuş ya. Güzel. 500 bin euroymuş. Biliyordum da işte somutlaştırmak için. Şenol Hoca ne kadar alıyor? 3-200. Güzel. 6 katı değil mi? Maçın skoru 6-1. Bu işte bir terslik var. Bu işte bir terslik var. Şenol Güneş Hoca, Fatih Terim Hoca, milli takım tarihinin en başarılı hocaları değil mi? Peki abi biz toplamda kaç kere Dünya Kupası'na gittik? Bir. Yani 50'ler rahmetli dediğimkini atmıyorum. Benim gördüğüm bir kere gitti. Avrupa Şampiyonası kaç kere gördük? 96. 4. 2000. 2016. 2008-2010. 5. Beşinci mi oluyor bu? 5. Abi 24 takım gidiyor. Bir zahmet gidelim ya. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nüfusumuz kaç? Nüfusumuz kaç abi? 83 milyon dedi. Hollanda nüfusu kaç? Ya bizim takımda iki tane 14. oynayan oyuncu da adamlar yetiştirmiş lütfen. Orkun Kökçü. Halil. Halil Dermiş oğlu. Lütfen ya. O zaman bu maaş Şenol Güneş değil. Bu maaşı böyle Ersin Düzen alsa da yanlış. Milli takım teknik direktörü olarak. Rıdvan Dilmen de alsa yanlış. Bu kadar basit. Olay bir kişisel değil. O zaman olay kişisel değil. Bir önceki sayfaya bir gelebilir miyiz rica etsen? Bir önceki 6 katın gol atmış, 6 katın maaş alıyorsun. O sırada ben olmaz. Şunu ekleyeyim. Cebeli Tarık maçı kağıt üstünde bir galibiyet olduğu için ben bu elemelerin başındaki 2 galibiyete yüzler bin euro futbolcu başı. Futbolcumuza 100 bin euro prim verildi. Her yerde yazıldı, çizildi, doğrulandı. Eğer Cebeli Tarık maçı içinde herhangi bir futbolcuya 100 bin euro ödeme yapılacaksa ben bir kuruşunu bile gerçekten helal olmadığını düşünüyorum. Federasyon da madem kulüp futbol gibi yönetmeye çok meraklı. Federasyon çünkü şey yani milli takımın kulüp başkanı, kulüp as başkanı gibi takılıyorlar. Türk futbolu için bir şeyler yapacaklarsa, oyunculara prim dağıtacaklarına ki hani o formayı giymek bence yeterince ödül olmalı kariyerleri adına. O paraları gitsinler. Bu oyuncuları yetiştiren kimse yani o 25 kişi seçildi ya. Bursa Spor mu yetiştirdi? Eskişehir Spor mu yetiştirdi? Ne bileyim Frankfurt mu yetiştirdik? Hepsine kimse bu oyuncuları yetiştiren o kulüplerin altyapılarına hibe olarak ödesinler. Ben Cebeli Tarık maçında yedek oturdu diye birinin 50 bin euro almasını içime sindiremiyorum. Cebeli Tarık maçı kazanıldı diye 100 bin euro almasını kimsenin içime sindiremiyorum. Bu konuda bir açıklama gelsin. Ben çok problemli bir zaten bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu eleme primlerinin. Bu prim kültüründen kurtulalım. Şeyi Muhteşem Yüzyıl'da İşte padişah ava çıkınca hani isyan çıkaran yeniçeri gibi sahneler görmek istemiyorum artık. Yani sürekli bir prim şeyi var burada. Dengesizlik var hani Almanya'dan Hollanda'da örnek veriyoruz ya 6'da 1'i diye. Ya Hollanda Dünya Kupası'nı kazansa bizim elemelerde aldığımız primden azını alıyor ya oyuncular. Hani milli takım sevgisi ya armaya böyle hani bakılıyor ya falan işte burada. Böyle. Hani böyle armayı böyle yapmak güzel de. Ya yalan kardeşim. Ya böyle yalan yapınca ya. 100 bin euro atıyorsa o yalan başka ya, bir şey. Yalan be abi yalan. 100 bin euro yatmayacak abi o zaman. Yalan hiç para olmayacak. Elemelerden çıkamıyorsanız o paralar. Sizin o zaman bari yetiştirdiğiniz sizin kulüplere gitsin. Sizin milliyetçiliğinizle yalan. Antalya Spor'a gitsin. Bursa Spor'a gitsin. Eskişehir Spor'a gitsin. Şimdi peki, ne demiş Erman abi? Erman abi demiş ki. Gitsin, Erman abi demiş ki Erman Toroğlu. Nihat Özdemir kardeşim bu adam gitmeyecek. İstifa da etmeyecek. Bu adam gitmeyecekse senin de göndermeye paran yoksa ne olursun bir yardım kampanyası aç. Hep beraber para yatıralım Şenol'un parasını verelim. Yo. Çünkü tazminat verelim. Kesinlikle hayır. Şimdi kesinlikle şunu, hayır. Şunu demeye çalışıyor. O da tazminat demiş. Oo, tazminat. Yok. Niye biz para sen verelim Allah Allah. Sorumluları ödeyecek. Sen tazminat cebinden. Peşindesin hocam. Sen Ersin Düzen'i şeytanın o işleri geç. Abi bir dakika ben. Burada da başka birine mesaj var yalnız.
Bak. Bence ikinci cümle sana ben öyle düşünüyorum. Yok değil. Yok değil yok. Mi? Kime? Bak, bir iki, ne diyor bak mi? Şeytanlık mı var başka bir şey mi var? Yanında çalıştığın adam bile başka bir şey söylüyor. Kim mesela? Yanında çalıştığın adam başka bir şey. Kim mesela? Onları sevindirdim tabii. Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum diyor. Kim bu yanında çalıştığın adam? Kimden şüpheleniyorsun? Bilmiyorum bence federasyondan mı yönetimi kimi kastediyor söylüyor. Yanında şimdi çalıştığın adam bile başka bir şey söylüyor derken. Senle Rıdvan abiydi. Bu başka bir şey. Öbür düzeni de öbür düzen kelime icabı düzen. O da sen değilsin. Çalış, çok çalış. İsmail çok çalış. Sen de hata. Sakatlandın. Biz ne kadar biz şey saçmalıyorum yani. Çok saçma bunlar. Abi ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim. Ama bana yalvardıklarını düşünüyorum. Peki yalvararak gelen kim? Bilmiyorum. Ya Tesco'ya gitsin dediler, ya bana yalvardılar. Yalvararak gelmedim diyor. Ya peki o zaman şunu da söyleyeceğim. Hadi yalvarıyoruz git hocam ya. Biz niye, ya bir de bir şey diyeceğim. Bu hocalar niye yalvararak geliniyor peki? Yani Beşiktaş'ta başarılı olan hocayı söküp getirmek, senelerce uğraşıyor federasyon. Galatasaray'da başarırken Fatih Terim'i yıllarca uğraşıyorlar. Gelsin 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 işte şöyle böyle falan. Ya o zaman da kulüplerin düzenine niye çomak sokuyorsunuz? Madem bu şekilde bir hani mantıklı bir düzen olmayacak. Ya da hocalar bir şey katmayacak bu durumda. Sürekli de bir hoca peşinde koşma, bir anlamsız, bir anlık hayranlık üzerine gelişen durumlar var belli ki. Ama yani Şenol Hoca'nın da yani bu kadar rahat olmasının bir sebebi var ya. Çünkü sonuçlarla yargılandığını düşünmüyorum ben. İşte kim nasıl geldiysen öyle gidersin. Böyle gelmedi çünkü. Abi Melih Demirel kötü sonucu sebebi hoca veya futbolcu olamaz demiş. Kim o? Ben biziz ya vallahi. Allah benim belamı versin gerçekten. Yemin ya ediyorum var ya, yaptım var ya konuşma. Vallahi program başında yaptım hala her anda geçerli yani konuşma. Ersin bak. Ben itiraf ediyorum. Geldi bu Memphis bana vallahi. Gençken baba sizden önce ben varım ya. Şimdi ben bir dakika. Ben istifa edeyim de çözülsün. Bak şimdi Memphis geldi dedi ki fatura belli abi, fatura adresi Ersin Düzen diye yazıyor abi. Hangi düzen Ersin Düzen? Memphis geldi dedi ki bana Ersin. Bana dedi ki Ali Ece abi dedi. Sen böyle Topkapı Spor'da oynarken çok iyi ver kaç yapıyormuşsun, duvar pası altı pas dedi. Koçum seni mi kıracağım dedim, öğretirim. Sonra böyle Dumfries duymuş Metin'i. Abi sen mahallede oynarken acayip böyle sağdan bindiriyor musun? Ya aklınızda alay etmeyin hocam. Uğur canlımız kaç? Hocam. Hocam ben de. Bir dakika. Canlı hürmeten. Hocam sana yalvaran kim? 51 binmiş. Soruyorum. Sağ olsunlar. Yalvararak gelen kim? Yalvarıyorum cevap ver. Yalvarıyoruz kim git kim bunlar hocam ya? Yalvarıyoruz git. Kim bunlar diye grup vardı, onlar mı acaba? Abi çok saçma bütün bunlar ya. 6-1 yenilmişiz. Hatalıyız. Çok hatalıyız. İstifa etmemiz gerekiyorsa edeceğiz. İstifa etmem gerekiyor çünkü. Etmemem gerekiyor çünkü. Oyuncular. 6 tane gol yedik. Bu yüzden. 6 tane gol yediğimiz için biz bu formayı giymemiş olmayı tercih ederiz. Türk halkından özür dileriz. Bitti. Bunlar ne abi, garip garip kelime oyunları. Bak şimdi Burak Yılmaz diyor ki Şenol Güneş'i kimse eleştirmesin. Şenol Hoca diyor ki oyuncu da kimse eleştirmesin. Merih de diyor ki kimse eleştirmesin. Merih ama sen abi Sassuolo'ya gittiğin zaman bu çocuk çok iyi Türk çocuğu. Bak görün Juventus'a gidecek dediğim zaman, gittiğin zaman Ali abi teşekkür ederim. Şimdi de benle özür dileyeceksin Merih'ciğim. Şimdi Merih... Bugün çok kötü oynadın çünkü. Bakın, sen çok daha iyi futbolcusun. Merih çok geriledi abi. Öyle bir şey yok. Ya her şey iyiyken biz... Bakın Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hatırlıyorsunuz. Biz ikinci maçımızı kiminle oynadık? Galler'le oynadık değil mi? Evet. Galler'e kaybettikten sonra maalesef bizim maç sonu röportajına, TRT'de maç sonu röportajına kimler geldi abi? Meriç Müldür geldi. Mert Müldür. Mert Pepe, Meriç Müldür. Mert karışıyor. Mert Müldür medya geldi. Medya suçlu ya, Meriç Müldür geliyor hep aklımıza o yüzden. Mert Müldür geldi. Yanılmıyorsam Halil Dervişoğlu geldi. Ondan sonra ayağında o da şey Halil abidir. Vardı. Eskiden Hürriyet Spor Müdürü olan. Ben de şunu söyledim. Dedim ki ya biz kazandığımız zaman... Evet ben onu çok iyi hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çok iyi hatırlıyorum. 100 kere milyon olanlar gelir, 50 kere milyon olanlar. Burak geliyor, Hakan geliyor, Merih geliyor, Yusuf geliyor. Bir sonuçta ortada bir başarısızlık var. Yani bu takımın tecrübeli oyuncuları da çıkıp bize hani neden kaybettik, neden başarısız olduk, onun bir açıklamasını yapmaları gerekir diye söyledim. Sonra 3. maç biz kaybettik, elendik. Elendikten sonra ne oldu? Merih çıktı ekrana dedi ki... Ben dedi hiç kimseden çekinmem, korkmam, gelirim buraya açıklama yaparım. Ya abi size kimse korkaksınız demedi zaten. Kimse çekinirsiniz demedi. Merih'te bir sıkıntı var. Merih'e bir canım sıkıntı bırakın var. Artık medyaya mesaj vermeyi ya. Ya Ersin Düzen'e mesaj vermeyi falan bırakın artık yani. Bu çünkü Ersin'le olacak bir şey değil. Yani Türk futbolunun sorumlusu
sorunu da ben değilim yani. Ben değilim. Sensin, sensin. Bak ben değilim. Sorun, sorumlu, çözüm de ben değilim. Yo sensin, niye bu kadar ya? Mesela Hollanda'dan niye? Valla ben çözümüm. Bak ben sana söyleyeyim. Savunma oyuncusu yetiştirdim. Yani ben sorun değilim ama çözüm bende bak. Beni federasyon başkanı yapın. Hepiniz kurtulun abi. Bir o eksikti. O da filmin son sahnesi ve Tosun Paşa'nın kafasına şerbet dökülmesi gibi oldu. Beni federasyon başkanı yapın, hepiniz kurtulun kardeşim. Yani bak arkadaşlar, şu medya işlerini falan bırakın. Madem medyacılık oynayacağız, madem karşılıklı gider yapacağız. Burak Yılmaz, aslanlar gibi bırakır mı falan bırak. Sen şu cevap ver bakayım. Abdülkadir Ömür'le Doğrukan senin menajer kontenjanından mı Euro 2021'e gitti? Halil'le, Halil Akbunar'dan bahsediyorum. Onunla diğer kardeşlerimizden bir tanesinin hakkını sen mi yedin kardeşim? Senin menajer tayfan mı yedi? Bu iddialar var, sor. Al. Ben içinizden biri falan da değilim. Bana cevap verin abi. O yüzden Şenol Güneş'e koşma organizasyonunu sen mi yaptın? Niye takımın diğer geri kalanı gelmedi? Bu işleri bırakın. Burada hepimiz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz abicim. Bu işleri bırakın. Bu maçtan sonra yapılacak iş özür dileriz demek ve kenara çekilmekti. Belki iyi abilik yapamadım. Evet, iyi abilik yapamadım. Çünkü yaptığın tek iş hocanı korumak. Abicim abi ya biz sadece ya, yani sen oyna diye Şenol Güneş'le mi çalışacağız kardeşim? Ya sen oynayacaksın. Hep sen oynayacaksın diye Şenol Güneş'le mi çalışacağız ya? Gelme abi o zaman milli takımdan emekliğini. Asla affını iste. Dilde oynar, biz de gururlanalım yani. İyi şeyler yaptığın zaman iyi şeyler. Senin baban geldi bana tebrik etti. Fikret Bey. Bir yerde karşılaştık geldi. Bir tek sen doğru eleştiriyorsun benim oğlumla ilgili de doğru şeyleri sen söylüyorsun dedi. E çünkü iyi bir şeyler yapıyor, söylüyoruz yani. Trabzon'da millet parasız kaldığı zaman, o zamanki yönetim para ödeyemediği zaman sen cebinden herkese teklif ettin. Oyuncuların parasını verdin. Beşiktaş'tan giderken ben de manşet yaptı. Evet. Ben de manşet attım. Evet. Sağ dışında da kral diye. Galatasaray'dan giderken de aynı şekilde. 2,5 milyon euroyu bırakınca da konuştuk. Şimdi evet. De soruyorum bak, sen Abdülkadir Ömür'le Doğrukan senin kontenjandan mı geldi kardeşim? Bak soruyorum şimdi. Bırakın bu işleri abi. Şimdi bak bu işleri bırakın. Gerçekçi olalım biraz. Yani Euro 2020'de biz çok kötü bir turnuva geçirdik. Bu travmayı atlatmamız gerekiyordu. Bu travmayı atlatamadık. Hele 2-2 bitince Karadağ maçı. İyice güvenimiz yıkıldı. Bu maç tabii 6-1 açıklamaz. 6-1 tabii ki açıklamaz. Ama sonuç itibariyle bir travmatik bir süreçten geçiyoruz. Allah'tan Ekim'e kadar bir vaktimiz var. Biz bir, ne bileyim, kendi aramızda toplanacağız, bir konuşacağız. Ekim'de inşallah kalan 4 maçı kazanmaya çalışacağız de. Hiç kimse sana bir şey demez. Bak bu kadar basit bir açıklamadan bahsediyorum. Ona gider buna gider. Neyin giderdi desiniz abi? Şansımız devam ediyor. Belki... Ya neyin gideriz ne? Ya giderin bir manası yok. Ya şey yok yani. Ne derler, ortada öyle bir durum yok. Ya kimsenin size bir şey de, futbolcuyla ilgili eleştiri de yok. Ben hiç ne okudum ne gördüm. Yani en fazla garibim Kenan Karaman olmuş, o da şey. Mayine şeyi herkesin ağzında. Kenan Karaman sanki çok kötü futbolcuymuş gibi. Tabii canım, o da bir bütün suç Kenan Karaman'ın gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın futbolcusu olmasa Kenan Karaman falan demezler abi. Evet. E ne yapmış? Kulüpçülük giriyor çünkü işin içerisine. Babacığım bak, biz Galler maçında adam anlattı. Ramsey sol bekin oradan, Mert oynuyordu gene. Onun oradan kaçtı, gol attı. Ya aynı golü biz Karadağ'dan da yedik ya. Aynı golü yedik ya. Karadağ'dan yedi biz ilk golü. Bakın abi aynısını yedik ya. Ya bu çocuğu sol bekte oynatma kardeşim. Bak abi, futbolcu. Bu arada Luis Van Gaal çok da güzel gitmemiş. Açmış, izlemiş Euro'da. Ya dolayısıyla bize yani bize bu saçmalıkları bırakın abi. Bak size de bir şey demedik. Bak bir şey de demedik yani. Dedik ki milli takım, yönetim, teknik ekip, oyuncular ve milli takım halkı olan, taraftar olan halkla arasındaki ilişki kırıldı. O vazo kırıldı, yapışmaz o. Cam kırıldı mı yapışmaz artık. Yeni bir cam yapacaksın. Bak abi, doğru bir iletişimle aslında o çok güzel bir şekilde tamir edilirdi. Fakat eğer bu maç bittikten sonra Ersin Düzen bu tweet'i atmış. Rıdvan Dilmen devre arasında ya, bunu ya, söylemiş. Tabii. Serdar Ali Çelikler Burak'a bu soruyu sormuş diye soyunma odasında 6-1'lik yenilginin ardından iletişimci kimse eğer gidip de herhangi bir şekilde bu bilgilendirmeyi yapıyorsa, bak içeride de bu konuşuluyorsa tabii ki, ya, yapıyor, tabii bu olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bir basın toplantısı olur. Birisi de böyle bir mesaj yazmış. Kardeşim böyle derseniz olur biter, ama maçın sıcağına 6-1'lik bir maçtan sonra böyle bir durum olmaz. Bir.
İkincisi hocam hep söylüyorsun. Diyorsun ki özgüven. Bak özgüvenden bahsediyorsun. Ta İtalya maçından bu yana futbolcuların özgüveni artık eskisi gibi değil diyorsun. Peki hocam sen acaba tercihlerinde bu özgüvenin yeniden ortaya çıkmasında hatalı olamaz mısın? Mesela Altay bir baraj kurdurdu diye hatalı bir baraj olarak değerlendirip Altay'ı kaleden almadın mı? Uğurcan'ı Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından dolayı kaleden alıp Altay'ı koymadın mı? Altay'ı alıp tekrar Uğurcan'ı koymadın mı? Peki Umut Meraş sakatlandı, Rıdvan'ı çağırıp sonra son dakikalarda oyuna sokmadın mı? Sol bek olmayan Mert normalde solda oynarken, sağ bek olmayan Kaan da sağ tarafta oynarken böyle tercihleri sen yapmadın mı peki? Ya birinci mevkisi sağ bek olmayan Kaan. Şimdi yani evet evet birinci mevkisi. Şimdi onu diyebilir ki başka sağ bek yetişmedi diyebilir. Doğru, ama sol bekte bahane yok. Bak tekrar orada Müldür'ün oynatılıp aynı şekilde aynı golü yememiz bahane yok. Şunu anlatmaya hocam çalışıyorum. Bu futbolculara bir forma verip bir şans verip bir ya bu kadar geniş kadro diye açıklanıyor. Abi biz hep ayrı oyuncularla oynamıyor muyuz? Bu arada ha? Orada bir parantez açayım. Hep ayrı oyuncuları görüyorum ben. Gireni çıkanı da aynı görüyorum. Bizim oyun taktiğimizde, oyun sistemimizde, oyuncu tercihlerimizde ben bir farklılık görmüyorum. Hangi biz bunları konuşmayalım mı peki? Hangi sistemimizi bir söyler misiniz? Bu ne sistemi? Ne, nasıl tarif ediyorsunuz? Yok ki sistem falan. Onu diyor yani. Şimdi az önce bir şey söyledim. Hani dedim ya, yani diğer hocaların 50 tane maçta görevi var takım evet. Hazırlamak için. 11 ay çalışıyorlar. Bazı hocaların 2 aylık, 3 aylık periyotlarla yoğun oldukları dönemde böyle. 6-7 tane maçları var. Güzel ama milli takım seçiciliğinin, çünkü milli takım teknik direktörlüğü diye bir şey de yok aslında. Yok, Sele Çağdur ya o. Brezilya'da seçiciler. Seçici olmanın bir anlamı var. Şimdi biz yıllarca Mesut Özil'i nasıl kaptırdık diye konuştuk. Tamam mı? Mesut Özil için uğraşılmasına rağmen o dönemde karşımızdaki rakip Almanya'ydı. Ve bu adam Almanya altyapısının altın çağının göz bebeği. Herkes ağzının içine bakıyordu yani Mesut gelsin de oynasın diye. Şimdi oradan alamayabilirsin ama Yusuf Demir diye bir oyuncu var. Yusuf Avusturya'da yetişmiş. Tabii Müldür ki Avusturya, Müldür gibi. Aynen. Avusturya futbolunun emeği daha çoktur tabii ki ama milli takım için Türkiye'de de hakkı olan, Avusturya'da da hakkı olan ve tercih yapabilecek bir oyuncu. Ben bu oyuncuya dair uzun süredir bu işin içinde olan insanlarla da konuştum. Avusturya'daki daha önce birkaç kez konuk olduğum, işte podcastler çektiğimiz Avusturyalı futbol yazarı arkadaşlarım var. Onlarla konuştum ve Yusuf'a dair, Yusuf Mesut Özil'den çok daha büyük bir skandal. Çünkü Mesut Özil'i alma ihtimalin düşüktü. Yusuf için bir hayal, %5 ihtimalin peşinden koştu. Israr etsen, çabalasan ve gerçekten bir milli takım için, ya bizim milli takımımız zaten yetenekli oyuncu kısıtlı. Cengiz Ünder, 3 kere sakatlık geçirmiş Abdülkadir Ömür, 3. bir oyuncu bence yok yani. Yani Yusuf Yazıcı'yı beğenenler olabilir, Hakan beğenenler olabilir. Ama bence gelecek inşa edilecekse ve yeni nesilden gelen oyuncular varsa, Yusuf Demir mesela bu saydığım oyuncuların hepsinden daha potansiyeldi. Ve bu adamın peşinde büyük kulüplerin olacağı belliydi. Ama Yusuf Demir'e dair duyduğum her şey şunu gösteriyor. Hiçbir şekilde milli takıma layık görülmemiş, milli takım adına konuşulmamış. Ya İlişki kurulmamış tabii. İlişki kurulmamış. Ya Yusuf'cum bak bizim burada bu oyuncular var. Ama biz seni oynatacağız, düzenli oynayacaksın. Şöyle belki 2-3 sene çağrılacaksın 20'şer dakika 30'ar dakika ama biz geleceğimizde sende görüyoruz. Biz hiç seç konuşması yapılmamış bu çocukla. Ve milli takım açısından da şimdi... Şey yapmak istemem, asla küçümsemek istemem. Belki bizden de daha düzenli yönetiyorlar futbollarını. Ama milli takım bazında Avusturya senin rekabet edebileceğin ve oyuncu kaptıramayabileceğin bir yer. Yes, doğru. Yani Yusuf'la düzgün konuşsan, iletişim kursan Yusuf'u alırsın. Bir Almanya değil sonuçta. Ercan Karay'ı alırsın. Almanya'da almak zor. Almanya'da gerçekten hani burada 2-3 tane istisna var, isimlerini sayacağım. Birisi Hamit Altıntop, gerçekten Almanya isterken geldi burada oynadı. Birisi Nuri Şahin, Almanya isterken geldi burada oynadı. Birisi de Hakan Çalhanoğlu, gerçekten Almanya isterken geldi. Yıldıray'ı da ekleyeyim, 4. Yıldıray da vardı, evet. Tamam, Yıldıray'ı da katılıyorum. Doğru. O yüzden. Şimdi bunlar özel oyun, özel tercihler. Yani hangisi gerçekten tercihinin karşılığını buldu, o daha soru işareti ama. Bu adamlara teşekkür edelim ama geri kalan birçok kişi, yani kusura da bakılmasın, hani bekledi. Almanya'dan teklif gelmeyince de oynayamayacağını görünce geldi. Hakan bu işte böyledir.
Hakan değil abi. Hakan da Almanya istedi. Hı. Yani başka oyuncu var oyuncu var. Şimdi kimseyi rencide etmek istemem ama burada gerçekten zaten Almanya'dan 2-3 oyuncu düşüyor. Mesut Özil onlardan biri olmadı o dönemde vesaire ama Yusuf Demir bugün Barcelona'da baya baya yeni Messi diye haberleri yapılıyor ki hani bir tık abartı olmakla birlikte Barcelona takımında kendine yer açmış bir oyuncu. Daha profesyonel tecrübesi neredeyse yokken. Abi biz bir şeyi daha destur ya biz bir Yusuf Demir Almanya'yı Türkiye mi seçecek Avusturya mı seçecek tartışması yapamadık ya. Ama bu şeyde var. Ya mesela hani diyorum ya 5 maç 6 maç görev var. Geri kalan 365 günün 300 günü de hocam bunlarla ilgilenmeniz gerekiyor. Mesela Nazım Sangare milli takımı çağıracak mı deyince ya Türk mü ben yeni öğrendim dememeniz gerekiyor. Ya millet elin şeyi bak Şili'de şu an Britanton mıydı çocuğun adı? Britanton ben öyle diyeyim. Evet, toparlayayım. Evet, 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 evet. Britanton diye bir oyuncu var. Bu çocuk İngiltere'de alt liglerde oynuyor. Bunu menajerlik oyunundan Şili pasaport olduğunu aileden öğreniyorlar. Şili milli takımına çağırılıyor ve şu an fenomen. Yani bir oyundan bile bunu görmek mümkün. Yani Yusuf Demir'in potansiyel sahibi olduğunu hani hiç takip etmiyorsunuz. Hiç takip etmiyorsunuz. Hadi diyelim şey açın bari bir kişi bile ben menajerlik oyunu oynasın da biz en azından diyelim ki Yusuf'a uğraştık da olmadı. Yusuf yine seçmeyebilirdi. Ben şey demiyorum. İlla yani %100 kaptırdık demiyorum. Ama bir çaba görmüyorum ben. Yusuf'un yeğesine dair bir olumlu cümle görmedim. Şu uğraşacağız, katmaya çalışacağız vesaire. Kusura bakmayın ben Barcelona... Yusuf Barcelona'ya transfer olmadan önce keşke biz de burada gündeme gelseydi. Onu şöyle... dedik kaç kere. Ya söylüyorsun da havaya söylüyorsun. Bizim Mustafa Demirtaş 100 kere falan söylüyorsun. 5-6 kere falan söylüyorsun Mustafa şöyle... Demirtaş. Milli takım tarafından ha, keşke diyorlar. Onu demek istiyorum yani. O zaman, onlar o zaman... ya şunu söyleyebilseydik abi, yani. Milli takım Yusuf Demir'i takip ediyor, ikna etmeye çalışıyor, girişimler başladı, şu oldu, onu anlatmaya çalışıyor. Aa, bu arada bir dakika. O kişiyle değiştireceksin. Siz Gökmen Özcan tanırsınız. Tabii. İyi de bir muhabirdir bence. Yusuf Demir'in babası ve menajeriyle yıllardır diyaloğum var diyor. Zaten o anlattı bana zaten. Türkiye'ye gelmek istediler ama Türkiye tarafı önem vermedi. Adam Avusturya milli takım için yola çıkmadan menajeri federasyonu aramış. Avusturya seçildikten sonra. Bekleyeceksiniz demişler. Yusuf Demir. Barcelona'ya giden oyuncuya bırak ilgi yok. Yani adamı ikna etmen gerekirken, bir kariyer planı koymak gerekirken, gel burada oyna demek gerekirken adamı bekletmişler. Ben bir şeyler anlatabilir miyim ya? Bir dakika araya gireceğim. Sonra yani, sen çok dalga geçiyorsun. Ondan sonra şey hani bu milli takımın kafası şöyle oyunculara laf yok oyuncular. E tabii tam kendine yakın. Yani insanlar bu şeyden bir çıksın. Kimsenin babasının yeri değil burası. Orada aynen. Çalışan da bana yakın olsun. Oyuncu da bana yakın olsun. O da bana yakın olsun. Ya burası ne bileyim Şenol Güneş spor değil. Uğur Karakulut spor değil. Ali Ece spor değil. Tabii tabii. Ersin İdman yurdu değil. Burada güzel oldu. Ersin İdman yurdu güzel oldu. Bence spor bu kadar başarısız olsa anladın mı? Bu daha iyi bir gönder. Ya burada hani bir noktada artık gerçekten görevlerimizi hatırlamamız lazım. Milli takım kulüp takımı değil. Öyle hani maçlardan önce hazırlama yeri değil burası. Federasyon için de söylüyorum. Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk.